Herkese merhabalar arkadaşlar. FML Legends kanalımıza yepyeni bir videoya da yepyeni bir bilgilendirme diyelim aslında. Yepyeni bir bilgilendirme videosuna da e, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza eğer abone değilseniz hemen şimdi sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Evet bugün hafta e, Futbol Manager 2017 e çıkmak üzere ama yani iki ay, iki buçuk aylık bir zamanımız kaldı. Bu arada grubumuzda Futbol Manager 2017 ödüllü e, online turnuvamız devam ediyor arkadaşlar. Her hafta düzenleniyor turnuvamız. Her hafta bir FM17 e, hediye etmiyoruz ilk başta onu söyleyeyim. Puan usulü diyelim. Yani grubumuza eğer üye değilseniz, katılmadıysanız grubumuza girerek turnuva hakkında benden ya da diğer yönetici arkadaşlarımdan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. E, ne diyorduk? Evet. Fm 2017'nin çıkmasına 2 aylık bir zaman kaldı artık bu bilgilendirmeler tabii ki e, ne kadar şey olur Pardon e, ne kadar faydalı olur size hala belki de Fm 16 oynamaya devam edecek arkadaşlarımız vardır ya da bu tip ipuçlarını 2017'de de kullanacak arkadaşlarımız olabilir o yüzden ben gene de bir e, arkadaşımızın isteğiyle aslında onu da söyleyebilirim bir videonun altına e, takım talimatları ve oyuncu talimatları hakkında abi birazcık e, biliyorsunuz taktik analizlerimizi yapmıştık. Biraz daha e, ayrıntılı bilgi verir misin şeklinde bir isteği olmuştu arkadaşımızın. E, şimdi kendi bilgim dahilince tekrar bunu altını çize çize söylüyorum. Kendi bilgim dahilince arkadaşlar yanlış biliyor olabilirim eksik biliyor olabilirim ki eksik biliyorumdur muhakkak atladığım ya da bilmediğin çok nokta vardır eğer böyle noktalar varsa yorumlarda arkadaşlar belirtirseniz abi bunu atladığın işte şu da var şöyle yapsan da şöyle olur şeklinde ee, bana yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar beni daha çok mutlu edersiniz Ben de sizden bir şeyler öğrenmiş olurum dediğim gibi çok da mutlu olurum arkadaşlar ee, Evet ne diyorduk takım talimatları Aslında e, takım talimatları yaptığımız taktiğin e, temel taşı diyebiliriz arkadaşlar yani temel taşı diyebiliriz neden? Hani şu taktik işte 4-2-3-1 şu anki mesela diziliş olarak gözüküyor. Hemen şunu şöyle mesela öyle kafadan bir takım sessin. Ee, ne diyelim buna? <laughs> hani e, şimdi ne futbol oynatacaksınız? İlk başta buna karar verelim. İlk başta isterseniz mesela bir kanat futbol oynatacağız. Öyle düşünelim. Hani kanatlardan hücum yapacak. Sağlı sollu ortalarla forveti besleyecek falan filan şeklinde bir ee, şey düşünelim. Taktik düşünelim. Tiki-taka ile ilgili konuşmuştuk zaten ki şimdi talimatları yaparken de ee, az buçuk anlayacağız arkadaşlar bunu. Şimdi şunu mesela ofansif bek benim ben hani ben bekleri her zaman ofansif bek kullanırım arkadaşlar. Onu da belirteyim. Neyse şimdi bunu geçelim. Gelelim takım talimatlarına. Takım talimatlarında ne yapacağız? Mesela hücum futbol oynatacağız. Kanatlardan hücum futbol oynatacağız hücumu seçtik takımımızın kalitesine göre oyuncularımızın kalitesine göre ee şuradan ee akıcı ya da hani takımımız mesela takımıza kontra futbol oynatıyorsanız kesinlikle bunu akıcı yapmayın ya da çok akıcı yapmayın aksine katı veya çok katı yapın ki oyuncularınızın tamamıyla hiçbir kendi bireysel özelliklerini kullanmadan sadece taktiğe göre oynamalarını sağlarsınız ee, şimdi kanat futbol oynayacağım ama mesela Beşiktaş'taki yani şu an hani herhangi bir Beşiktaş seçili. Ee, Beşiktaş'taki oyuncuların e, bireysel özelliklerine baktığım zaman e, özel yetenekleri olan futbolcuları olduğu için ben bunu mesela çok akıcı yapacağım. Yani her, bütün oyuncularımın her bölgeye e, yardım etmesini, her bölgede bulunmalarını isteyeceğim. E, bu takım şekli ona göre. Tempo e, eğer ki Şöyle söyleyeyim Tiki Taka'da zaten görmüşsünüzdür. Oyunun temposu e, kesinlikle eğer pas futbolu oynatıyorsanız yüksek olmamalı arkadaşlar. E, pas futbolu oynatıyorsanız düşük tempoda olacak. Çünkü yüksek tempoda takımın e, kısa pas yapması zorlaşır. Doğal olarak da e, top kayıpları fazlalaşır. Ama şu anda biz kanat futboluna göre yaptığımız için bunu normal ya da yüksek takımınızın kondisyon seviyesine göre ee, ayarlayabilirsiniz Ben şimdilik normal yapayım Zaman geçirmeyi zaten geçtik Gelelim genişliğe Bu aslında en önemli şeylerden bir tanesi Takımınızın e, Saha içinde nasıl olacağı Hani Bütün futbolcuların alanda mı Birikmesini istersiniz yoksa Oyuncularınızın bütün sahaya Yayılmasını mı istersiniz e Şimdi biz kanat futbolu için bir taktik yaptığımızı Düşünürsek eğer doğal olarak ne olacaktır ee, Oyuncularımızın bütün Sahaya yayılmasını isteyeceğiz o yüzden e, geniş alan ya da daha geniş alan ikisinden birisini seçebilirsiniz. En geniş alan bu. Yani gördüğünüz gibi zaten sahanın her yerinde yeşil oldu. Sağının her yerini kapsıyor. Savunma çizgisi. E, bu da yine aslında benim görüşümce arkadaşlar takımınızın kalitesine göre, stoperlerinizin kalitesine göre. Stoperleriniz hızlıdır, e, ön sezileri e, kuvvetlidir. O zaman bunu biraz daha ileriye alabilirsiniz. Ancak e, ben normalde yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Offside taktiği kullan. Ben şimdiye kadar e, hiçbir taktiğimde offside taktiğini kullandığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Bence riskli. Yani sonuçta hani offside taktiği yapıyorsunuz ama tabii ki üst düzey antrenörleriniz ve antrenman tesisleriniz varsa oyuncularınıza antrenmanlarda, savunma antrenmanları yaptırdığınız zaman bu offside taktiğini kullanması ee, daha kolaylaşacağı için e, isterseniz kullanabilirsiniz. Ancak ben herhangi bir taktiğimde şimdiye kadar ofsayt taktiğini kullanmadım arkadaşlar. Pres, eee eğer tiki taka yapıyorsanız, pas bol yapıyorsanız kesinlikle fazla dar alanda oynayan için sürekli preslen eee takımınızın top kapmasını sağlayabilirsiniz. Ancak geniş alan futbol oynuyorsanız, kanat futbol oynuyorsanız oyuncularınız sağının her yerine dağılacağı için arkadaşlar, e, örneğin rakip sol taraftan pres e, atak yapıyor, siz buna daha fazla pres dediğiniz ancak işte e, orta sağ göbeğindeki oyuncunuz daha sol tarafa gelecek ya da sağ tarafa gelecek işte pres yapmak için. O yüzden bunu bazen yapmanızı tavsiye ederim kanat futbolunda. E, ama dediğim gibi yüksekte daha fazla ya tiki kadar da daha fazla yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar rakip kaleciyi çıkartırken defansa baskı yapın Ben bunu her taktiğimde kesinlikle uygularım rakip defansın oyun kurmasını engelleme amaçlı arkadaşlar daha sık markaj yap ee, <laughs> bunda daha çok hani alan defansından ziyade ee, birebir markajlarda birebir savunmada daha çok kullandığımız bir seçenek. Ben e, bunu da herhangi bir takdimde kullanmıyorum. Bunu oyuncularımın özgürlüğüne bırakıyorum. E, tamamıyla şey yapması için. Nasıl diyeyim size aslında e, maçın gidişatına göre oyuncularımı kendilerinin kendilerinin belirlemesini istediğim için arkadaşlar. Top kapma topa dal ve ayakta savun. Ben bunu hiç bir zaman işaretlememeyi tercih ediyorum. Neden? Topa dal dediğiniz zaman Oyuncularınız yani kayarak, mayarak bir şekilde o topa müdahale etmeye çalışıyor ve eğer ki oyuncularınızın agresifliği birazcık yüksekse e, Çok rahat kart görebiliyor oyuncularınız o yüzden e, top adalı ben kesinlikle tavsiye etmiyorum ayakta savunsa hiç, Ayakta savunda da e, Bazen böyle topa kayarak müdahale etmesi gereken yerlerde bile Oyuncularınız sakın topa kayma diyorsunuz yani öyle bir şey söyleyeyim size e, O yüzden burada ben özgürlüğü tercih ediyorum oyuncularımı yine pozisyonların gelişimine göre arkadaşlar ee, müdahale etmelerini istiyorum evet oyun kurma e, bir kere burada defanstan kısa pasta çıkacağız bir kere yani ya da bunu defanstan kısa pasta çıkmayıp da direkt e, defanstan kısa pas açığı çıkı. E, şöyle söyleyeyim. Dikite kadar konulmuş çünkü neden? de ayağa paslarla falan filan. Ancak biz şimdi geniş alan futbol oynadığımız için gördüğünüz gibi zaten direktman kanatlara. Yani defanstan direktman hiç orta saha kadar paslaşarak değil de buradan direkt kanatlara e, yönlendiriyoruz topu. E, burada e, orta sahan göbeğindeki oyuncularınızın özelliği de aslında çok önemli. Çünkü şimdi eee orta sahanın göbeğinden çok fazla oyun kurmayacağınız için çok fazla e, nasıl diyeyim size teknikten ziyade savunma ağırlıklı ağırlıklı kesinlikle hücum bir yönünde olabilir ancak savunma ağırlıklı hani ya da iki yönlü iki yönlü orta saha kullanmanızı tavsiye ederim bu tip taktikte işte Renato Sanchez gibi Lucas Romero gibi e, Christopher Ajar gibi ondan sonra Botafogo'da Fernandes var onun gibi oyuncular öneririm arkadaşlar koşu yoluna pası işaretlemenizi tavsiye ederim çünkü kanat futbolu oynuyorsunuz kanatlarınıza uzun paslarla kanat oyuncularınızın önüne top atmalarını isteyebilirsiniz pas pası tamamıyla daha fazla dikine pas yapıyoruz neden dikine pas yapıyoruz geniş alan kanat futbolu budur Peki bunu karışık ya da kısa pas karışıkta e, hani her türlü şeyi kullanabilirsiniz ancak bu tamamıyla taktiğinizle birazcık uyumsuz olacağı için karıştığı tavsiye etmiyorum. Kısa pasta zaten bizim tiki de kadar kullandığımız yerden ayağa pas biliyorsunuz. Topa sahip ol bizim kanat futbolu için kesinlikle ama kesinlikle kullanılmaması gereken bir seçenek. Onu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Yaratıcılık özgürlüğü. Burada işte burası birazcık önemli arkadaşlar. Neden? Şimdi burada çok akıcı deyip de burada disiplinli oyna derseniz oyuncuya ee, tamamıyla burada bir taktik uyuşmazlığı algoritma uyuşmazlığı olur. Algoritma çakışması olur. Ee, o yüzden burada yaratıcı oyna demenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, zaten burada çok akıcıyı neden işaretlediğimizi anlatmıştık. Ona göre buradan bir sonuç çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, evet gelelim Hücum hücum üçüncü bölge yani artık en uç bölge takımımızın e, golü bulacağı bölge burada ne yapacaksınız burada ben genelde şunu söyleyeyim sadece yani kanat futbolunda sadece bekleri ileri çıkart diyorum bekleri ileri çıkart dediğimiz zaman oyuncu kanat futbolcularımızın e, orta sağda hani şu kısımda hani şuradaki oyuncu şuraya geldiği zaman burasının boş kalmaması için kanatlarımızı da kanat beklememizi de zaten ofansif bek olarak seçtiğimiz için arkadaşlar bunların da hücuma etki etmesini destek vermesini istiyorum arkadaşlar. O yüzden. Ama burada isterseniz eğer isterseniz çizgiye inmeden orta aç seçeneğini kullanıp bu takımınızın kalitesiyle ilgili tamamen onu da söyleyeyim. Çizgiye inmeden orta yap seçeneğini kullanıp sağ ve sol bekinizi de standart bek yaparak yani hücuma çok fazla katkı sağlamasını istemeyerek defansı biraz daha ağırlıklı olarak bilimsemelerini isterseniz eğer buradan çizgiye orta çizgiye inmeden orta yap seçeneğini kullanın. Kaleyi gördüğünde vur. Bunu kesinlikle ben hiçbir taktiğimde kullanmadım. Kesinlikle de önermiyorum. Hani takım her yerden şut çekiyor. Maç başına 40, 45, 50 yani neyse o orta yani o şut ne kadar çıkıyor bazı maçlarda. Ancak baktığınız zaman kaleyi bulan sayısıyla çekilen şut sayısı inanılmaz farklı oluyor. Hani pozisyonlarınızı boşuna harcıyorsunuz gibi bir şey rakip ceza sahası alanına paslaşarak girme seçeneğimiz de tamamıyla bizim tiki taka taktiğimizde kullandığımız bir seçenek arkadaşlar ortalarınızı muhakkak bence karışık yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar sonuçta e, zaten sağlı sollu ortalar yapacağınız için hani ister yerden sert ister e, havadan ya da karışık yaptığınız zaman arkadaşlar bunların zaten üçünü de kapsıyor bu tamamıyla sizin seçiminize kalmış bir şey diyebilirim. linkler burada az top sür e, tamamıyla bizim tiki takaya uygun bir e, seçenek. Yani top ayağına tutma sürekli pas yap. Ancak biz şu an kanal futbolu için konuştuğumuz için e, rakip savunmanın üstüne git dediğimiz zaman oyuncularımız daha çok top sürmeye karşısındaki defans oyuncusunun defans yapan oyuncunun üstüne top sürerek rakip takımı daha çok kendi sahasına yaslamaya yarayacaktır bu seçenekte O yüzden bu seçeneği işaretliyoruz arkadaşlar mevkinden bağımsız hareket etme olayında Arkadaşlar ben her zaman burada boşluk bırakmayı tercih ediyorum Burada da oyuncularıma özgürlük vermeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Ee, takım iç talimatları genelde bu şekilde hani e, mesela bu arada zaten kral futbolunu ufak bir taktiğini yapmış olduk açıkçası. Ancak e, genel olarak bütün hepsinin üstünden ufak ufak geçtiğimizi hatırlıyorum. Bir de ufaktan bir de arkadaşlar oyuncu talimatlarına bakalım. Mesela sol bek. Şimdi sol beke geldiğimiz zaman ofansif bek olarak seçtik ya. Şimdi biz geniş alan oynuyoruz. Siz şimdi bunu mesela hücuma çıktı dediniz örneğin ve daha dar alanda derseniz eğer daha dar alanda oyna derseniz bu sizin takım taktiğinizden tamamıyla ee, ters bir şey olacaktır. Dar alan seçeneğini kesinlikle pas futbolunda kullanıyoruz. Geniş alanda oyna ve topla geniş alanda oyna. İçeriye kat et etme kesinlikle diyoruz. Arkadaşlar oyuncuya daha sık orta yapmasını söylüyorum. Çizgiye inmeden gerekirse orta yapmasını istiyorum. Eğer bu tabii ki oyuncunuzun profiline göre öyle söyleyeyim. Çok hızlı bir oyuncudur. Ee, nasıl diyeyim size Drip linkleri çok kuvvetli bir oyuncudur. Buradan taç çizgisine yakında orta aç diyerek e, oyuncunuzun daha çok ayağını topu tutmasını sağlayabilirsiniz. Beklerde ise kesinlikle daha fazla top sür diyeceğim iki kadar tam tersi daha az top sür olacak. Eğer siz şimdi kanat futbolu oynayıp da burada daha az top sür derseniz yani oyuncunuzun hani özellikle kanat oyuncusu olduğu için bunlar oyuncunuzun hani orta açmaya zaman bile olmaz. Sürekli pas verecektir. O yüzden sizin ana taktikinizde uyumsuz olacaktır arkadaşlar. Ee, ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ben kendim şahsen şutlarda da beklere çok fazla şut çekmeyi tavsiye etmiyorum bunu genelde göbek oyuncularına e, bu talimatı vermeyi tercih ediyorum Onu da ve bu şekilde yapıyorum e, nereye orta yapılacak e, bu tamamıyla sizin kullandığınız santrafa eğer pivot santrafor kullanıyorsanız kesinlikle pivot santraforu işaretlemenizi tavsiye ederim eğer yok pivot santrafor kullanmıyorum derseniz, yaratıcı forvet, komple forvet artık ne kullanıyorsanız burayı boşluk bırakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Peki top rakipteyken daha sıkı markaj yap demiyorum çünkü oyuncum yani rakip takımın ofans oyuncusu benim oyuncumu markajdayken sıyrılırsa eğer ee, benim için tehlike olacağı için daha sıkı markaj seçeneğini kullanmıyorum. Daha çok alan defansını uygulamayı tercih ediyorum. Top kalkmasa yine topa sert kaybet topa müdahale sertliği azalttı da burada da e, oyuncuya özgürlük veriyorum arkadaşlar bu şekilde bütün takımımızın talimatlarını e, oyuncu talimatlarında e, ana talimatlara ana taktiğinize uygun bir şekilde arkadaşlar ayarlarsanız eğer yani bu mantıkla yaparsanız eğer ve takımınız şu anda mesela gördüğünüz gibi uyumsuz gözüküyor ancak işte e, hazırlık maçlarıydı. E, antrenmanlarda falanlarda filanlarda bu daha olarak yükseleceği için mesela şöyle göstereyim hemen ben size şöyle en yük, en üst seviyeye getirdiğinde gördüğünüz gibi akıcı oldu şu an en üst seviyede takım e, şu anda bu taktiğe uyuşabilecek en üst seviyeye geldiği zaman emin olun ki talimatlarınızın ve taktiğinizin ne kadar işe yaradığını göreceksiniz ben bu taktiği kullandım arkadaşlar Beşiktaş'ta kullandım kendi kariyerimde e, ve maç başına 55 Hani 50 50 ortanın altına düşmüyordu öyle söyleyeyim hani sağlı sollu ortalarda rakibi boğuyorduk resmen belki başarı yüzdesi düşük olabilir hani 50 ortanın belki de 6 tanesi belki 7 tanesi yerini buluyor ancak o 7 tane ortanın da 3 tanesi gol olduğumu zaten olay bitiyordu <laughs> evet arkadaşlar şu anlık söyleyebileceğim şeyler bu kadar dediğim gibi eksiklerim varsa yanlışlarım varsa da yorumlarda bana belirterek beni bu konuda uyarmanızı isterim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.